Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Siyah ve kırmızı kullanacağım. Siyah e, ve kırmızı çok yakışıyor, gerçekten çok asil duruyor. Kırmızı rengimin numarası 328 altın başak arkadaşlar. Siyah da e, normal bir siyah renk. Şimdi modelimize geçelim. Bir de serum halka kullanacağız arkadaşlar. En küçüğüm bir boy büyüğü vardı elimde. Ben bunları kullandım. Sizler en küçük olan da kullanabilirsiniz. En küçüğüm bir boy büyüğü bu. Elimde olan bunlardı. Şimdi modelimize geçelim. Namaz örtüleri, mevlit örtüleri kenarında da olabilir. Bir de sıralı oya arkadaşlar bu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Biraz yakınlaştıralım. Beyazın üzerinde daha belirgin olacaktır. Böyle çok zarif durdu siyah üzerinde de. İstediğiniz e, sade düz yazmalara sıralı oyalar daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi ben şurayı ilk başlıyormuş gibi başlayacağım. ilk başlarken siyah renk ipimi sabitledim. 2 zincir çekerek böyle tığ batlısını yaptım. Siyah rengimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. ilk tığ battısına girdim. 2, 2 çektim ilk başlarken. Araya 2 adet zincir, başına bir aldım. Hemen devamındaki tığ battığıa giriyorum. 2, 2 çekiyorum. Araya 2 adet zincir, başına bir alıyorum. Hemen devamındaki tığ bat diye giriyorum. 2, 2 çekiyorum. Araya 2 adet zincir, başına bir al. Yanındaki tığ battığıa girelim. 2, 2 çekelim. Bu şekilde bu şekilde başladık. Şimdi bir adet zincir çekiyorum. Şeyi yapacağız arkadaşlar. Şu gövdesini yapacağız. Şöyle normal boyutlarda bir örümcek çektim bakın. Ve serum halkamı aldım. Örümceğin içine üstüne sabitledim. Bu şekilde. Şu ortasını yapıyoruz ilk önce. Serum halkamı sabitledim örümceğin üzerine. 3 adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına bir aldım, serim halka içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim ikinci. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim üçüncü. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim dördüncü. Araya 3 adet zincir çekip başına bir alıp tekrar giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki birinci. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, ikinci, üçüncü. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Dördüncü. Trabzanımı yaptım. Şunlar inşallah sizin kafanızı karıştırmaz buradaki ipler. Araya 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp tekrar giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, birinci. Aynı şekil ikinci trabzan. Üçüncü trabzan. Başına bir alıp tekrar girdim. Dördüncü trabzan. Bakın bir iki yuva oldu. Şimdi üçüncü yuvam için 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Birinci. ikinci, Üçüncü. Dördüncü trabzanımı bitirdiğimiz için 3 zincir çekiyorum. Yuva içerisinde sık iğne ile sabitleyerek elde ediyorum. Ve aşağı inmiş oluyorum. Şimdi bu ilk başladığımız noktaya bir giriyorum. Sık iğne ile burayı birleştiriyorum. Bakın şu açıklığı. ilk başladığım noktaya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Buraya bir sık iğne yapıp birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Bir adet zincir çekip yine çıkarken çektiğim boy örümcek çekiyorum. Başına bir aldım. Aşağıdan 1, 2, 3, 4 tane atladım. 5'e girdim. 2, 2 çektim. Bu şekilde. Şu iplerim sizlere gözünü yormasın. Şöyle ayıralım. Bakın bu şekilde ekledik. 4 tane tığ batısı atladık. 5'e 2-2 alarak 2 çıktık. Başına 1 almıştık. Araya 2 adet zincir. Başına 1 al. Yandaki tığ bat diye gir. 2-2 çek. Araya 2 adet zincir. Başına 1 al. Yandaki tığ bat diye gir. 2-2 çek. Araya 2 adet zincir. Başına 1 al. Yandaki tığ bat diye girelim. 2-2 çekelim. 2 adet zincir. Siz bu arayı istediğiniz aralıkta verebilirsiniz. Başına 2 aldım. Yandakine girdim. 2-2 çektim. 2 adet zincir başına bir aldım yandakine girdim 2 2 çektim 2 adet zincir başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim 2 2 çektim ben bakın bunu ekledikten sonra birinci kutucuk ikinci üçüncü dördüncü 5 altıncı toplamda 10 adet kutucuk yaptım 2 adet zincir yandakine gir 2 2 çek 7 2 adet zincir başına bir al yandaki tığ battıya gir 2 2 çek 8 9. kutucuğum 2 adet zincir çektim başına bir aldım tığ diye girdim 2 2 çektim 10. kutucuğum benim aram bu kadar şimdi ne yapıyorum yine bir adet zincir çekiyorum yine örümcek çekiyorum serum halkamı alıyorum Ör serum halkamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum bakın Üç adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp yuvaya girdim. Serim halkaya. Önce bir. Sonra iki. sonraki iki. İkinci. Aynı şekil. Üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzanım. Araya 3 adet zincir çektim. Başına bir alıp tekrar giriyorum. 4 adet trabzan daha yapıyorum. Bu bir. Başına bir al gir. Önce bir çek. Sonra iki. sonraki iki. İki. Üç. Ve dört. Araya 3 adet zincir. Tekrar giriyorum. ikinci yuvamı yapmış oldum. Ve 4 tane trabzan yapıyorum toplamda. Aslında siyah renkli anlatmak biraz sizlere görüntü açısından sıkıntı olsa da elimden geleni yapıyorum. Siyahla kırmızıyı birbirine yakıştırdığım için siyahla anlatmak istedim arkadaşlar. Bakın 1-2 yuvamız oluştu. Araya 3 adet zincir çekiyorum. 3. yuvam için başına 1 alıp tekrar 4 adet trabzan yapıyorum. 1. trabzan, 2. trabzan, 3. trabzan. Bakın 1 2 3 yuva olunca 3 trabzan yaptık ya 4. 3 adet zincir çekip yuva içerisinde sık iğne ile kapatarak aşağı inmiş oluyoruz. 4. trabzanımızı 3 zinciri kapatarak yapıyoruz. İlk başladığım noktaya şöyle batıyorum buraya bu arayı birleştirmek için ipin ucunu aldım pardon battım İpin ucunu alıyorum alamıyorum ipin ucunu neden bunu yapıyorsun bana gerçekten takıldı ve sık iğne ile sabitliyorum ilk başladığım noktayı bir adet zincir çekip yine çıkarken çektiğim boy örümcek çekiyorum bakın başına bir alıyorum aşağıdan bir iki üç dört tane tığ battı atlıyorum beşinciye giriyorum iki iki çekiyorum yine vereceğim arayı yapıyorum iki adet zincir başına bir al yandaki tığ battıya gir iki 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 adet zincir başına bir al yandaki tığ battıya gir iki iki çek İki adet zincir başına bir al yandaki tığ battıya gir iki iki çek yani ben 10 kutucuk yaptıktan sonra yine bu işlemi yapıyorum. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidiyor. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. İlk aranız kaç kutucuksa ondan sonraki araları da aynı kutucuk aralığında devam edin. Üst kısmına geçelim. Şimdi kırmızı renkli olan sıramı anlatıyorum. Başına bir aldım. Kutucuk içerisine girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım, pimpirim oluşturdum. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ kutucuğa girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir. Bu ara noktadan girdim, kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yanındakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir. Bu ara noktasından girdim, kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yanındakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 adet zincir. Bu ara noktasından girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir bu ara noktasına girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp bakın son kutucuğa girdim. 2 2 çektim. Burada 4 zincir çekip pimpirik yapmıyorum son kutucukta. Bir adet zincir çekip şöyle normal boyutlarda küçük çok küçük değil aşırı da büyük olmayacak şekilde örümceğimi çektim. Başına bir aldım. Bakın buradaki ilk kutucuğun içerisine giriyorum. Yuvamın. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Bu şekilde. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Dört adet trabzan yaptım. Beş zincir çekiyorum. Döndürüyorum pardon çok özür dilerim 6 zincir çekiyorum döndürüyorum ilk trabzanın tepesine batıp kapatıp yuva oluşturuyorum şimdi 3 adet zincir çekiyorum dönüyorum başına bir alıyorum bu oluşturduğum yuvaya giriyorum bu birinci trabzan 3 adet zinciri başına bir al gir önce bir sonra 2 sonra 2 iki. ikinci üçüncü 3 trabzanım oldu. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım. 2. 3. Buradaki trabzanlarımız kaçmış. Evet. 3. trabzan, 4. trabzan için 3 zincir çekip yuva içerisine sık iğne ile kapatıp sabitliyorum Bu da dördüncü trabzanımız. tekrar 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp bu birinci trabzan yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonraki ikinci aynı işlemle 3. 3 üç adet zincir çektim yuva içerisine girip sık iğne ile kapatıp dördüncü trabzanı yaptım şimdi bir adet zincir çekip küçük bir örümcek çekiyorum Başına bir alıyorum. Bu ikinci yuvama giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Birinci trabzan. ikinci trabzan. Üçüncü trabzan. Dördüncü trabzan. Dört adet trabzan yaptım. Altı adet zincir çekiyorum. Üç, dört, beş, altı. Döndürüyorum. İlk baş trabzanın tepesinde altı adet zincirimi sabitliyorum. 3 adet zincir çekip dönüyorum. Başına bir aldım bakın. Yuvaya girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonraki iki, ikinci, üçüncü, üç adet zincir çektim, dördüncü trabzan olarak yuva içerisinde kapattım. 3 adet zincir çektim, bu birinci trabzan başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim, ikinci, üçüncü dördüncü trabzan olarak üç zincir çektim yuva içerisinde sık iğne ile kapattım üç zincir çektim bu birinci trabzanı yuva içerisine girdim yine üç kere de çıktım ikinci üçüncü dördüncü trabzan olarak üç zincir çektim yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım buraya da üç yapraklı çiçeğimizi yaptık şimdi bir adet zincir çektim yine küçük bir örümcek çekiyorum başına bir alıyorum buradaki üçüncü yuvama giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum bu birinci trabzanım ikinci trabzanımı yapıyorum üçüncü dördüncü trabzanımı yaptım dört adet trabzan yaptım altı adet zincir çekiyorum döndürüyorum İlk baş tırabzan tepesinde kapattım. 3 adet zincir çektim, döndüm. Başına bir aldım, yuvaya girdim. 2. tırabzan. 3. 3 adet zincir çektim, yuva içerisine kapattım. 4. tırabzan. 3 adet zincir çektim, başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki çektim. 2. 3. 3 adet zincir yuva içerisine kapatıyorum. 4. trabzan 2 adet oldu yaprağımız. Son yaprağımızı yapacağız. Bu motif üzerindeki. 3 zincir çekiyorum. 1. trabzan başına bir aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 iki çektim. 2. 3. 3. 3 zincir çekiyorum. Yuva içerisinde kapatıyorum. 4. trabzan. Şimdi bir adet zincir yine örümcek çektim. Şurada çıkarken çektiğim boyutta başına bir aldım. Hemen buradaki ilk kutucuğa girdim. 2 2 çektim. Bu şekilde iniş yaptık. Araya bir adet zincir başına bir al. Yandakine girelim. 2 2 çekelim. Şimdi 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir aldım, yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir. Bu ara noktadan girdim, kapattım. Araya bir zincir, başına bir al, yandakine girelim. 2 2 çekelim. 4 adet zincir. Ara noktasına girip kapatalım. Araya bir zincir, başına bir al. Yandakine girelim. 2 2 çekelim. 4 adet zincir. Aradan girip kapatalım. Araya bir zincir, başına 2 bir al, 2 2 çekelim. 4 adet zincir. Araya bir zincir. Yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum bakın. Bu şekilde. 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir, başına bir al. Yandakine gir. 2 2 çekelim. 4 adet zincir aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir. Başına bir al. Yandakine gir. 2 2 çekelim. 4 adet zincir aradan girip kapatıyorum araya bir zincir son yuvama girdim kutucuma 2 2 aldım burada pimpirik yapmıyorum bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum başına bir alıyorum Buradaki ilk yuvama giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. İlk trabzan. Sonra 4 trabzan yapıp, dönüş yapıp, beş zincirle yuva oluşturup, burada her ne yapmış isem, Aynı şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Şöyle düzeltelim ve göstertelim. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepinize sonsuz teşekkür ederim yapacak olan arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Gönderen arkadaşıma ayrıca teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.